Ben Alper Önoğlu, kimya mühendisiyim. Bizim işletmemiz dünyada örneği çok az görülen sistem, entegre bir tesis. Biz burada hayvansal atıkları, bitkisel atıkları ve gıda endüstrisinin atıklarını işleyerek enerjiye, organik gübreye ve sentetik petrole dönüştürüyoruz. Ve bunu tamamen Türk teknolojisiyle yaptık. Biyogaz tesisi 3.62 MW. 3 tane gaz motorumuz var. Gelen atıklar fabrikamıza girdikten sonra kontrollü bir şekilde çürütülüyor. Bunlar metan gazına ve karbondioksit gazına dönüştürülüyor. Biz buna biyogaz diyoruz. Biyogaz çeşitli aşamalardan geçirilip temizlendikten sonra gaz motorlarında yakılacak hale getiriliyor. Biz bu motorları GE Gembaher'in Türkiye temsilcisi Topkapı Endüstri'den aldık. 7 gün 24 saat düzenli olarak, sürekli olarak çalışıyorlar. Elektriği enterkonnekte sisteme veriyoruz. Yenilenebilir enerji kanunu çerçevesinde bunu veriyoruz. Ve ciddi anlamda da bir atık ısı çıkıyor. Bu atık ısıdan buhar üretiyoruz. Bu buharı da prosesimizin diğer aşamalarında kullanıyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz sıcak suyla da reaktörlerimizi ısıtıyoruz. Beklediğimizden daha verimli çalıştı tesisimiz. Daha çok gaz elde etmeye başladık. Bu biyogaz tesislerinde pek görülen bir şey değil. Ve biz bunun üzerine kapasiteyi artırmaya karar verdik. Bunun üzerine ilave bir tane 1,5 MW'lık daha motor aldık. Böylelikle kapasitemizi 3.62 MW'a çıkardık. Gaz motorlarını Gembaher'den almakla son derece isabetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 3 serisi 2 tane motorumuz var, 4 serisi de 1 tane motorumuz var. Topkapı Endüstri'den arkadaşlar düzenli olarak gelip bunların bakımlarını yapıyorlar. Bizim teknisyen arkadaşlarımız da bu motorların bakımında ve işletmesinde düzenli olarak çalışıyorlar. Bu tesiste dikkat ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi, gelen atıkların tamamen işlenip enerjiye ve yararlı ürünlere dönüştürülmesi ve doğaya herhangi bir atığın bırakılmaması. Biyogaz tesisimiz Türkiye'nin en büyük biyogaz tesislerinden bir tanesi. Tamamen yerli teknoloji, tamamen Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk teknisyeninin emeği sayesinde yapıldı ve işletmesinde tamamen Türk mühendisleri yapıyor. Biz burada ne yapıyoruz bu proseste? Gelen organik atıkları, ki bu organik atıklar bizim biyogaz tesisinin posası, çeşitli organik ve hayvansal atıklar, ağaç kabukları, talaşlar, organik olan bütün maddeleri biz sentetik petrole dönüştürebiliyoruz. Petrol yer altında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında milyonlarca yılda oluşur. Biz burada petrolü 32 dakika içerisinde bir proses ortamında yapıyoruz. Yani doğanın yaptığını fabrika ortamında taklit ediyoruz. Ve bu tesis dünyada bir ilk olacak. Ve Türkiye bundan sonra da yurt dışına teknoloji ihraç eder bir pozisyona geçecek. Bundan sonraki ilk tesisimiz burası çalıştıktan sonra muhtemelen Amerika'da yapılacak. Böyle bir yüksek teknoloji ürünü de yurt dışına satabiliyor olmak bizim için çok büyük gurur verici bir şey olacak. Biz bugüne kadar çok fazla ön plana çıkmak istemedik. Kendimizi çok fazla anlatmak istemedik. Başarılı olalım, tesisi bitirelim, ondan sonra kendimizi anlatalım diye düşündük. Artık sonuna da yaklaştık. Birkaç ay içerisinde üretime geçip bütün dünyaya Türkiye'de sentetik petrolün organik atıklardan yapılabildiğini göstereceğiz.